Diğer öğrencilerle çok konuştuğumuz konulardan bir tanesi de şimdi öğrenci liseyi Amerika'da okumak istiyor. Bu ortaokulu bir özel okulda okumuş olabilir veya düz bir lisede okumuş olabilir. Çünkü bizdeki biliyorsunuz özel okulların da İngilizce yeterlilikleri malum seviyede çıkmış Tabii olabiliyor. tabii. Öğrenci şunu soruyor. İngilizcem yeterli mi değil mi bilmiyorum. Bu bir gelen sorular Tamam. arasında. İngilizce yeterliliğimi nasıl anlamalıyım? İngilizce yeterliliğim yoksa gidemez miyim? İngilizce yeterliliğim yoksa orada ne yaparım? Tamam. İngilizceden sınavdan işte 100 üzerinden 90 aldım ya da ortalamam 100 üzerinden 95. Bu İngilizce ortalamamla Amerika'da lise okuyabilir miyim? Yani aslında sormak istediğimiz ve anlatmak istediğimiz şu sevgili arkadaşlar. Sizin ortaokuldaki lise puanlarınız Amerika'da lise okumaya etken mi? Etken. Şimdi Amerika'da lise okumak dediğimiz zaman aslında buradaki lisan yeterliği bizim için en önemli planda ortaya çıkıyor. Tabii ki not ortalamaları bir yerde, onlarda iyi bir öğrenci olmanız, ortalama bir öğrenci olmanız, her öğrenci için bir okul ve bir program zaten mevcut. Yeter ki doğru şartlarda olan bir çocuk olsun. Ama İngilizce kısmına geldiğimizde dediğim gibi burada yılsal bazı sorunlarımız da oluşabilir. Örnek veriyorum, 9. sınıfa, 10. sınıfa girecek bir öğrencimiz sadece TOEFL Junior ve ELTIS adını verdiğimiz daha soft sınavlarla çok daha rahatlıkla liselere başvuru Yapılır. yapabilirler. Bu sınavlar öğrencinin genel İngilizcesini ölçmektir. Özellikle oturup bir şey çalışmayı gerektirmezler ve diyelim ki düşük aldılar. Hala 9 ve 10. sınıfta gittiğinizde Amerika'daki devlet ya da özel hiç fark etmeksizin ESL dediğimiz, English as a Second Language dediğimiz destek sınıfları ve derslerinden faydalanarak diğer derslerinizde zaten iyi bir öğrenciyseniz 3-4 ayda bu sorunuzu çözebilirsiniz. O yüzden İngilizce skorunuz harikalar yaratmasa bile bu destek sınıfları oradaki almış olduğunuz eğitimle özellikle yeni yıla kadar bu işi tamamlamış olabilirsiniz. Buradaki yeterlikler kısmında okuldaki İngilizce notu dediğiniz gibi hangi okul, ne veriliyor, ne okutuluyor bunu bilmemiz çok zor. O yüzden bu bahsettiğim iki standart testten bir tanesine girerek öğrencimizin seviyesine bakıyoruz. Sonra bu seviye doğrultusunda eksik yerlerini belirliyoruz. Eksik yerlerini mümkünse aile tarafından gitmeden önce telafi edilmesi ya da birazcık daha toparlanmasını istiyoruz. Ve okula karşı tarafa da öğrencinin gitmeden önceki gerçekçi İngilizce seviyesinin nerede olduğunu bildiriyoruz ki onlar da gittiklerinde bu konuda okulda desteklerini alabilsinler. Evet, hazırlıklı. Peki 11. sınıfta gitmek istiyorum dediğinizde hayatta karşınıza neler çıkıyor? 11. sınıf dediğimiz yıl her ülkenin en ağır akademik dersinin artık başladığı yıl. Bu Amerika'ya da gitseniz, Avustralya'ya da gitseniz, Kanada'ya da gitseniz Öyle. değişmeyen bir kriter. Ülkemizde de bölüm seçtiğiniz yıllar bunlar. O yüzden de ders alacağınız ülkenin dilini en azından ana diliniz olmasa bile dersleri anlayabilecek, terminolojilere hakim olabilecek kadar biliyor olmanız gerekiyor. Doğru. İşte o zaman da karşımıza artık hele ki özel okullarda yine devlet değişim programlarında ELTIS sınavını kullanabiliriz ama özel okullarda karşımıza TOEFL'ın IBT dediğimiz internet based olan testi karşımıza çıkıyor. Bu test 4 bölümden oluşuyor. Dinleme, okuma, yazma ve konuşma. Her bir bölüm 25 üzerinden değerlendiriliyor ve total sınav, pardon, her bir bölüm 30 üstünden değerlendiriliyor. 25 ideal skor her bir bölümden aldığınızda 100'e tamamlıyorsunuz. 120 üstünden 100 sizi hem lisede hem üniversitede rahat bir şekilde ilerletir. Ama 85-80'lerde alınan bu 120 üstüne liseye gitmek, 11. sınıfı okumak için iyi bir altyapısı olduğunu göstermektedir. Bununla beraber ben öğrencilerime her zaman gitmeden önce ne kadar okuyabiliyorsanız, ne kadar kelime çalışabiliyorsanız ve ne kadar yazabiliyorsanız yazın derim. Yazın. Çünkü 2000'li jenerasyonun artısı ve eksisi olarak şunu söyleyeyim. Harika konuşuyorlar ve dinliyorlar. Netflix'e çok teşekkür ediyoruz. Altyazılar harika. YouTube'da mükemmel gelişimler sağlıyorlar.
çok iyi bir kulakları ve çok iyi. Ama ne Türkçe ne İngilizce yazma yok. Okuma minimal durumda. Ama okuldaki derslerde maalesef ki bu bahsettiğimiz platformlarda değil. O nedenle gitmeden önce ne kadar kelime bilgisi, ne kadar okuma bilgisi, ne kadar yazma bilgilerini altyapı olsa bile geliştirirlerse ve bir de örnek veriyorum fizik, kimya, biyoloji derslerini şöyle bir terminolojilerine bakmaları, matematiğin terminolojilerine bakmaları zaten onların lise hayatında İngilizce engeline takılmadan çok rahatlıkla ilerlemelerini sağlar. Konuşmada sıkıntısı olan öğrenciler hiç endişe etmesinler. Bunun için gitmeden önce de acaba yaz okuluna mı göndersek, acaba işte native birini bulsak, pratik mi yapsak, hiç boşuna para harcamayın. En fazla bir ay susacak. Yazan okuyan çocuk bir ay sonra konuşur. Ama konuşan çocuğu yazdırmak çok daha zor oluyor. O yüzden anne babalara da burada önemli tavsiyelerim. Lise ve üniversite düzeyinde Amerika yolu haritasında çıktığınızda mutlaka ve mutlaka derslerin hala okunduğunu ve yazıldığı gerçeğini unutmadan bizim çocuk harika konuşuyor. Biliyorum harika konuştuğunu ama konuşmak yeterli değil. O nedenle de bu altyapıda aslında bu biraz ana dille de başlıyor. Önce Türkçe ana dilin temeli olmalı. Çünkü ben Türkçesi iyi olup da ikinci ya da üçüncü yabancı dil kötü olan çocuk görmedim. Onun üstüne koyarak ve sonrasındaki diğer derslere de birazcık terminoloji ve hafif bunlar artık internet üstünde çok rahat ulaşılabilen şeyler. Bakmaları öğrencilerin özellikle yurt dışında okumak konusundaki kaygıları, sınavlar, kaç puan almalıyım, İngilizcem ne kadar olsunun sorularının temel cevabıdır. Evet, çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Çok kıymetliydi çünkü bununla ilgili sadece Amerika özelinde değil, yurt dışında işte okumak çıkacağım. Ama İngilizcem yeterli değil, ne yapacağız kısmını bize gelen sıkça sorulardan bir tanesiydi. Farklı veya fazla sorular varsa da lütfen ulaşın. Ya da kişisel deneyimlerinizi de videonun altına yazın. Bunlar da çok güzel ve keyifli oluyor okumuş olmak. Bu anlamdaki yorumlarınızı da bekliyoruz. Görüşmek üzere, hoşça kalın.